Kanal 3'ün değerli izleyenleri, yeni bir programla karşınızdayız. Hoş geldiniz diyoruz. Tabii çok değişik konuları tartıştık bugüne kadar, konuştuk değerli konuklarla. Ama bizim aslında sürekli birlikte olduğumuz bir hocamız vardı, bu programı birlikte yaptığımız. Kasım Turhan hocamız, profesör, doktor. Yani uzun bir aradan sonra hocamızla tekrar birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz hocamıza. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyim. Hamdolsun. Allah'a şükür hocam. Biz de sizleri İçinde iyi gördük. İçinde geçtiğimiz bir süreçte sağlıklı kalabilmek, korkuya ve endişeye kapılmadan gerekli tedbirlere uyarak yaşamak bizi ayakta tutuyor. Allah iyilik sağlık versin hocam. Ve tabii ki bugünün konusu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hatta üzerinde hocamızla birlikte makale yazıyoruz. Empati, ilahi empati, ilahi rahmet. Tabii biz empati kavramını daha çok popüler olarak duyuyoruz, biliyoruz. Ve empatiyi belki halk arasında işte başkasının halinden anlama olarak belki özetleyebiliriz. Fakat bu empati kelimesi tabii yabancı bir kelime. Ve bizim literatürümüzde ve Batı literatüründe kullanışı da enteresan bir şekilde gelişiyor. Fakat biz bu kelimeyle aslında medeniyet dairemizi çok daraltıyoruz diye düşünüyorum ben. Oysa bizim çok daha kapsamlı kelimelerimiz var. Mesela rahmet gibi. Ki Allah-u Teala'nın kullarına rahmet olarak gönderdiği peygamberi var. Ve bütün surelerin, belki bir sure hariç, başlarında zaten Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyoruz. Dolayısıyla çok empati kavramını biz daha genişletip aslında Allah'ın kullarına doğru rahmeti olarak tarif edeceğiz. Ve kulların da bu rahmet çerçevesinde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma prensibi doğrultusunda davranmasını belki burada vurgulayacağız. Hocam bu konuda yani empati ilahi rahmet ilişkisinin hususunda ne söyleyebiliriz? Cüneyt'ciğim, şimdi önce şu empati kelimesinden yine başlayalım. Zaten o yüzden rahmete gelmiş olduk ya. Şimdi bizim sosyal bilimler dediğimiz alan özellikle yabancı kavramlarla bayağı dolu olan bir alan. Yabancı kavramların işgali altında olan bir alan diyebiliriz. Maalesef hocam, doğru. Batı'da belli dönemlerde kökü ta Yunan'a kadar dayanan, eski Grekçe'ye kadar dayanan bir takım kelimeler, sözcükler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çokça çalışılıyor. Ondan yeni anlamlar üretiliyor tabiri caizse. Sadece Batı'nın değil, Batı'yla ilişki içinde olan toplumların da günlük hayatına bu kavramlar bir şekilde giriyor. Üzerinde çalışmalar yapılıyor, doktoralar yapılıyor vesaire. Bizim şu bugün üzerine duracağımız empati kavramı üzerinde Batı bir tarafa, Türkiye'de de değişik alanlarda psikolojiden siyaset bilimine, sosyolojiye, hatta edebiyata kadar birçok çalışma yapıldığını bu süreçte görmüş olduk. Evet hocam. Oysa bu tür kavramlar üzerinde çalışmadan bizim onlara karşılık gelen, onları da aşan çok değerli kendi kavramlarımız var. Kelimelerimiz var, sözcüklerimiz var. Biz bu kültürden, medeniyetimizin düşünce yapısını oluşturan, onların köşe taşları olan ya da tuğlaları olan bu kelime ve kavramlardan uzak kalınca buna ne karşılık gelir diye hiç düşünmedik. Daha doğrusu illa bir şeye karşılık gelmesi gerekmiyor. Bu kavram nasıl günlük hayata indirilebilir, uygulanabilir ve bu kavram etrafında nasıl çalışmalar yapılabilir?
bu konular üzerinde çalışmıyoruz. Batı'da bir kavram ortaya çıkıp üzerinde çalışılmaya başlayınca, hatta onunla ilgili değişik birbirine zıt teoriler falan da çıkmaya başlayınca biz de kavrama ilgi duyuyoruz. Ya olduğu gibi benimseyip onu kültürümüze, günlük hayatımıza mal etmeye çalışıyoruz. Ya da daha sonra acaba bu kavramı, bu terimi, bu kelimeyi karşılayacak bizim düşünce sistemimizde, kültür yapımızda başka bir kavram, karşılık gelecek bir kavram var mıdır, yok mudur? Onun arayışına giriyoruz. Bu kavram üzerinde konuşmamız, müzakere etmemiz, tartışmamız hatırlarsan böyle oldu. Yani biz empati kavramına karşılık gelecek İslam düşünce yapısında ya da İslam düşüncesinin ve inancının kaynaklarında, Kur'an'da, hadiste vesaire bir terim, bir yerleşik davranış falan var mı diye onu aramaya kalktık. Baktık ki bu terimi, yani empati kavramını karşılayacak birçok terim, birçok kelime, birçok hadi kavram diyelim var. Ve hatta biz buradan ne yaptık? Bir basamak yukarıya çıkarak empatiyi karşılık olarak ondan daha kapsamlı kelimeler, terimler, kavramlar olduğunu gördük. Ve bu empatinin sadece insandan insana değil, esasen varlığın bütününe yayılmış, varlığın bütününde olan, yani daha doğrusu bütün varlığı yaratan Allah'tan varlığa dönük bir ilgi, bir alaka, bir ilişki olduğu sonucuna vardık. O zaman bu ilişkinin adını koymak belki gerekiyordu. Allah'ın aleme olan, alem içinde de, evren içinde de insana olan bu ilgi ve ilişkisinin Kur'an ve İslam düşüncesinde adı neydi? Onu aramaya kalktığımızda karşımıza üç kavram çıktığını gördük. Bunlar inayet kavramı. İnayet kelime olarak toplum arasında kullanılır. Daha çok da yardım etme anlamında kullanılan bir kelimedir. Yani mesela biri gelir sizden bir şey ister. Bu dilenci de olabilir ya da bir ihtiyacı olan herhangi biri de olabilir. Dilenci olması gerekmez. Biz ona inayet ola deveririz. Yani eğer onun ihtiyacını gidermeyeceksek, inayet ola derken kastettiğimiz Allah yardım etsin anlamında kullanılan bir kelime. Dolayısıyla Allah'ın inayeti anlamında genellikle bir terkip olarak kullanılır. Bunun dışında dilimizde çokça yaygın olan bir lütuf kelimesi var. Hatta bir şeyi yapıp ederken lütfen falan diye, değil mi? Kısaltılmış, daraltılmış haliyle bile kullanıyoruz. Ve bütün bunların ötesinde de bütün bunları içine alacak çok geniş kapsamlı, derin anlamı olan ve her Müslümanın, hatta her Türk'ün dilinde günde değişik vesilelerle birçok kez kullana geldiği ya da kullanmakta olduğumuz bir kelime var. Fakat onun anlamını bizim burada kullandığımız şekilde olduğunu büyük ihtimalle pek üzerinde düşünülmeyen bir kelime olduğunu biz keşfetmiş oluyoruz. Daha doğrusu kelimenin böyle olduğunu söylüyoruz. Nedir o? Rahmet. Rahmet kelimesi. Biz rahmet kelimesini günlük dilde genellikle nerede kullanırız? Mesela yağmur için kullanırız, değil mi? Rahmet, evet, yağması rahmet manasında.
Şimdi yağmurun rahmet olmasıyla bizim burada üzerinde durduğumuz empati dediğimiz karşısındakinin durumunu anlamak, halden anlamak ve ona göre muamele etmek. Yani onun bir ihtiyacı, bir eksikliği, bir sıkıntısı, bir şeysi varsa gidermek ya da bir yanlış yapılmışsa hemen cezalandırmak yerine işte affetmek falan gibi, bağışlamak gibi anlamları olan şeyde rahmeti pek buralarda kullanmıyoruz günlük dilde. Başka nerede kullanıyoruz? Daha çok da içimizden biri öldüğünde Allah rahmet etsin diyoruz. Oysa rahmette mazhar olmak sadece ölülere mahsus bir şey değil. Asıl olarak zaten Allah rahmet etmiş ve biz varlığa gelmişiz ve bize bir sürü kabiliyetler, yetenekler, istidatlar, nimetler vermiş mesela. Asıl rahmetli olan şu anda biziz yani bu halimizde. Evet hocam. Öldüğümüzde hiç olmazsa bunların bir kısmı mesela gitmiş oluyor. Tabii ki Allah bütün ölenlerimize rahmet etsin. Aslında orada rahmet etmekten maksat mağfiret etmektir. Yani işlemiş olduğu eksikleri, kusurları, hataları görmezden gelme, hiç hesaba katmama, hesaba bile çekmeme anlamında bir kelime mağfiret. Biz rahmet etsin derken muhtemelen bunun karşılığı olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla rahmet kelimesi günlük dilde daha başka yerlere de çekilebilir. Mesela bir kriz durumu var diyelim. Nerede? Toplumda olabilir. İki kişi arasında olabilir. Ailede olabilir falan değil mi? Bir sıkıntı evet, falan var. Hiç beklemediğiniz bir zamanda biri çıkar gelir yanınıza. Bir tanıdık, bir işte bilge kişi, bu işlerden anlayan bir kişi sözü falan dinlenecek. Onun gelişi bir rahmet olmuştur mesela oraya değil mi? Evet. Yani dolayısıyla rahmeti böyle yerlerde de falan kullanırız. O zaman işte empatiden esasen tam ne anlaşılmaktadır, ne anlaşılması gerekir? Bir, onun çerçevesinin çizilmesi lazım. İki, İslam düşüncesinde ve inancında, kaynaklarında o çerçevesi çizilen empatiyi karşılayan ne tür kavramlarımız var? Onlara bakmak lazım. Üç, bunu bir üst seviyeye çıkarıp empatiyi sadece insanlar arası ilişkide bir olay, bir davranış, bir anlayış olarak değil, evrenin bütününe yaydığımızda Allah'ın yarattıklarıyla, varlıklarla, yani kendi dışındaki varlıklarla olan ilgi ve ilişkisinin nasıl olduğuna da bir bakmak lazım gelir diye düşünüyorum ben. O zaman yapılması gereken şey ne? Empatinin çerçevesini belirlemek. O benim konumun adı dışında olsun ama gördüğümüz kadarıyla empati dediğimiz olayın bir takım safhaları var, değil mi? Evet hocam. Düzeyleri, mertebeleri, safhaları var. Bizi burada çokça belki asıl üzerinde durmamız gereken, ele alacağımız konu bakımından empati de bir ilgi, ilişki içinde olduğun varlıkla, yani senin dışındaki şeyle, canlıyla, bu sadece insan olması da gerekmiyor. Tamam. Sadece insan olması da gerekmiyor. Varlıkla
ilişkiyi sağlayabilmek için onun bizim tarafımızdan belli özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Evet hocam. Yani doğru. Ben hiç tanımadığım bir insanla nasıl bir ilişki kuracağım? Kuracağım ilişki önce onu tanımaya yönelik olur. Dikkat edersen değil mi? Kimsin, nereden geldin, nereye gidiyorsun, in misin, cin misin eskilerin tabiriyle. Onu, kültürünü, soyunu, sopunu aşağı yukarı bazı sorularla şöyle bir fotoğrafını ana hatlarıyla çekmiş olursunuz. Demek ki bilgi ve o bilgiye dayalı olarak o insanı anlama empatinin bir seviyesi. Peki niye bilmek ve anlamak isteriz ötekini? Bir, ilişkimizin düzgün ve sağlıklı olması için. İki, karşımızdakinin ne yapılabilecek, onu eğer bir ihtiyacı varsa, zor durumda ise, değil mi? İhtiyacını gidermek ya da onu bulunduğu seviyeden, halden bir üst seviye, bir yukarıya çıkarabilecek rehberlik etmek. Ona evet hocam. Yol göstermek, bir problemi varsa işte çözüm üretmek ya dayalı bir ilişkidir esasen. Empatinin tam da aranması gereken nokta o. Çünkü şu, karşıdakini bildin, ne olacak? Anlamı ne yani? Evet hocam, aslında zaten soru burada. Boş bir şey yani. Günlük zihninizi, bilgi kapasitenizi dolduran bir şey. Kişiler hakkında bugün toplumda işte öne çıkan, şöhret yapan sporcu, futbolcu, efendim aktrist, aktör, şarkıcı, sanatçı, her neyse. İnsanlar bir sürü böyle gereksiz bilgiler topluyorlar. Ne işe yarar bu? Onlarla bir empati kurma imkanınız var mı? Yok. Yani değil mi? Yok. Oysa bu bilmenin onu o bilgi çerçevesinde bilgiyle anlama farklı şeylerdir. O bilgiye dayalı olarak kişinin psikolojisini yapıp edebilecekleri şeyleri, kapasitesini falan bir anlamış olursunuz. Yani sadra şifa olmuyor o bilgi. Tabii. Dolayısıyla ona göre de ya ondan istifade edeceksinizdir ya da onu istifade ettireceksinizdir. Yani ona, onun bir çıkmazı varsa, bir meselesi varsa, bir problemi varsa, değil mi? Çözüm üreteceksinizdir. Ama bu çözüm üretme o bilgiye dayalı. Doğru, başka türlü olmaz. O çözüm üretme dediğiniz şey aynı zamanda rehberlik de etmedir. Yani evet, yol gösteriyorsunuz. Şöyle yapılırsa sizin için iyi olur, uygun olur diye. Onunla ilgili bilginize dayanarak ona en uygun, sizin kapasitenize göre en uygun tabii. Yani en uygunun ne olduğunu belki bilemeyiz ama eldeki verilere göre, bilgiye dayalı olarak onun için neyin, ne yapmasının, nasıl yapmasının en uygun olduğunu söylemeye çalışırız. Evet. Bu bilme ve ihtiyaç giderme olayı. Tabii ki bütün evrende esasen var. Özellikle canlı varlıklarda. Nasıl var? Bir anne olana kadar sütü yoktur mesela, değil mi? Anne olduğu anda işte Allah'ın rahmeti orada kendisini gösterir. Süt oluşur o bünyede. Dün yoktu burada süt. Evet. Yani dün yoktu, süt oluşuyor. Sonra hiç o güne kadar yapmadığı bir şekilde ilk defa anne olan bir kadını düşünün. İşte kendinden olan o varlığa süt vermeye başlar. Ve bundan zevk alır ayrıca.
burada dehşetli bir empati vardır. Ama bu empati dediğimiz olay rahmettir işte. Evet hocam. Yani Allah'ın varlığa ve özel olarak da değişik bir şekilde insanlara onlara da şeysine, vicdanına, tabiatına, kalbine, gönlüne yerleştirdiği rahmettir. Şimdi böyle yani bir evet şey. Hocam o Rab'lık düzeyi bahsetmiştik çocuklukta zaten. Allah hani büyütüp besleyen olarak tabii o ondan bir payı anneye de vermiş oluyor. Şimdi zaten hocam sorun yani bu empati meselesini bugünkü anlayışımızla çözemeyişimiz ve çok havada kalması tabiri caizse biraz da bizim nötr olma durumuyla alakalı bir şey gibi geliyor bana. Yani bu bilgiyi elde ediyoruz. Nötr olarak yani karşı tarafın ne olduğunu anlamış oluyoruz gibi. Yani bu empatiyi de kendimize bir erdem olarak görüyoruz. Oysa ki bunun ötesine geçip yani çözüm üretme, pozitif ortam yani sağlama. Şu nötr olma deyince aslında nötr de olmuyoruz. Bir kısmı lüzumsuz, gereksiz bilgi de. Karşı tarafı anlama, bilme olayından bugün içinde yaşadığımız dünya sisteminin bu konuya eğilmesinin sebebi insanlara yardım etmek, onları geliştirmek değil. Yani tam tersine onların zaaflarını da bilerek, ilgilerini de bilerek onu kâra dönüştürmek. Ha, evet, istismar yani hocam. Kapitalist aslında. Mantıkla, empati zihniyetle konuya yanı, evet yaklaşıyor. Hocam. Yani şöyle bir şey var. Son zamanlarda Türkiye'de çok konuşulan, tartışılan bir olay var. Z kuşağı diye bir kuşak uyduruldu. Hocam, affedersiniz. Biz tam Z kuşağına geçerken bir reklam arası versek ondan sonra reklam vermesek olur mu? Yani çünkü reklama girmemiz gerekiyormuş hocam. Yani biz kesmesek reklam arası verelim de. Evet, biz devam edeceğiz hocam. Evet, bir reklamlardan sonra birlikteyiz. Değerli izleyiciler, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam Z kuşağı demiştiniz. Z kuşağından devam ediyoruz Z hocam. Z kuşağından devam ediyoruz. Demin söyledim cümle. Evet. Baştan alabiliriz hocam. Şimdi Z kuşağı üzerinde Türkiye'de bugünlerde özellikle medyada sağda solda çokça konuşulan bir terim ve gençliğin bir kesimi diyelim. Bir kere kuşakları A, B, Z, X, Y falan diye ayırmak neyin nesi? Evet. O ayrı bir tartışma konusu. İkincisi Z kuşağı diye gerçekten homojen kültürü, yetişme tarzı, sosyal statüsü, varlığı, çevresi birbirine benzeyen bir kuşak var mı? Yani eğer bir yaş dilimini kastediyorsanız, değil mi? O yaş diliminde birbirinden çok farklı onlarca öbek var belki. Onların hepsine Z kuşağı nasıl diyorsunuz? Diyeceğiz, evet hocam. Z kuşağı üzerinde yapılan araştırmalar ve değerlendirmelerin temelinde esasen ne var? Ona da bakmak lazım. Hiç kuşku yok ki. Bu insanların ilgi, beceri, kabiliyetlerine göre önlerine işte eğitim programları, onları geliştirecek şeyler sunma değil, tam tersine onlardan nasıl çıkar sağlayabiliriz? Ne tür eğilimleri var ki neler tüketecekler onu üretip onlara sunmak ve o eğilimleri kontrol etmek adına yapılan çalışmalar esasen
bunlar diye düşünüyorum ben. Maalesef hocam. Şimdi niye buraya geldik? Ziya Kuşağı nereden çıktı? Yani burada biz hani nötr olma hani noktasından Dolayısıyla karşıdakini anlamak, ötekini anlamak da nötr olmak diye bir şey yok. Yani bir adam ya kendisini koruma maksadıyla karşısındakini bilecektir, ya onunla iyi ilişki kurmak adına ya da ona yol göstermek, iyilik yapmak adına bir ilgi duyması lazım. Yoksa öteki tam da işte bizim toplumumuzda, dinimizde hoş görülmeyen dedikodu ve gıybete girecek bir bilgilenme tarzı olur değil mi? Birileri hakkında evet hocam. Öyle malumat furuşluk olmak, hani tabiri caizse cığını cıcığını, çoluğunu çocuğunu evet varıncaya kadar bilmeye çalışmanın anlamı ne? Yani o bir tecessüstür ki öylesi tecessüs zaten bizde yasaklanmıştır yani. Evet hocam, bu zaafları hani siz az önce buyurduğunuz şekilde hocam, zaafları öğrenip o zaaf, bir de yani bunu belki empati kılıfıyla, yani biz size empati duyuyoruz, ihtiyaçlarınızı biliyoruz. Yani bilimsel araştırma yapıyoruz, empati araştırıyoruz falan deyip belli toplum belli kesimlerinin genel eğilimlerini, zaaflarını falan tespit edip ona göre ne yapmak? Sistem geliştirmek, ona göre işte onlardan kar ve fayda sağlamaya dönük çalışmalar gibi görünüyor. Kesinlikle bana. Hocam. Yani bu zaten empati tarafı kendi başlı başına bir, o kelimenin içi biraz boş görünüyor hocam. Yani çünkü daha çok empatiyi nötr olmakla konumlandırıyorlar. Çalışmalarda baktığımız zaman zaten insandan insana bir empatiyle sınırlandırılmış bir vaziyette. Yani nötr olarak konumlandırdığınız zaman sadece karşıda, yani batılı zihniyet diyelim, yani ya da kapitalist zihniyet diyelim, size bir şey diyor ki ben sizi anlıyorum. Şimdi bu anlıyorum sanki hani size şefkat göstereceğim, empati, yani rahmet göstereceğim, pozitif ortam sağlayacağım, çözüm üreteceğim, rehberlik edeceğim gibi bir algıya dönüşüyor. Bu oysa tam tersi. Yani temelde yatan saik başka. Başka bir mesele. Yani tersine işleyen bir süreç var. İnsanlığın yani bu bütün anlama bilme faaliyetleri insanı istismar etmeye dönük bir noktaya, yöne gidiyor maalesef. Sizin az önce buyurduğunuz şekilde maalesef böyle bir şey oluyor yani. Sadra şifa olmayan gençliği ya da işte Z kuşağını ya da başka kuşağı, başka kesimleri anlamaktan değil, onları çözüp o zaaflarını öğrenip o zaaflarından istifade etmeye dönük. Şimdi tabii konumuz Z kuşağı falan değil, örnek olarak verince ister istemez geldi hocam buradan o. Evet. Nötr olmayla ilgili. Biz dedik ki şeye empatinin ilgi duyma, nötr olma gibi aşamaları değil şu anda bizim esas konumuz. Çünkü asıl amaç ne olması lazım? Karşı tarafı bilme. Her neye yöneliyorsak, her kime, her varlığa, bu nesneye de olabilir. İki, anlama. Buradaki anlama çok boyutlu. Psikolojik, fiziki, biyolojik, neyse. Sosyolojik. İhtiyaçlarını. Alanda görme, işte bilmeyle ilgili bir şey. Üç, ortada yapılabilecek bir şey varsa, onda gördüğümüz sıkıntıları, problemleri aşmak için yapma. Evet hocam, asıl mesele. Dört, karşı tarafta bir yanlışlık yapılmışsa, size karşı, kurumuna karşı, iş yerine, şurada, burada, işte bu bilmeye dayalı, onu anlayıp gerektiğinde ve onun o yanlışlarını önleyici tedbirler alma ve bunu da bildirme. İşte bu
empatide istenen esasen bunlar olması gerekir. Biz meseleye böyle baktığımızda işte İslam düşüncesine dedik ki üç kavram çıkıyor karşımıza. Bir tanesi inayet, biri lütuf, biri rahmet. Şimdi bu üç kavram da doğrudan insanlar arası ilişkiyle alakalı değil. Varlığın bütünü dikkate alındığında Allah'la alakalı öncelikle. Niye? Çünkü bütün varlığı var eden, değil mi? Evet hocam. Varlık o. O zaman bu var etmesinde ve var ettiği varlıkları belli bir düzen içinde tutmasında ve bunlar içinde de akıl sahipleri ve irade sahibi olarak insana belli yükümlülükler yüklemesi, yani bir din göndererek onlara rehberlik edecek, örnek olacak bir peygamber göndererek mesajını, istediklerini kitap halinde Kur'an-ı Kerim'le göndererek ona bağlı olduğunu görüyoruz. O zaman bu kavramlardan ne anlamışlar bizim düşünürlerimiz? Onu işte biz empati yerine, mesela burada empati insandan insana değil de Allah katına çıkardığımızda tabii bu ilahi empati olmuş olur. Empati yerine hangi kavramları kullanırsak düşünce yapımıza, sistemimize daha uygun olur. Ve ona bakmak lazım geliyor dedik. O zaman bu kavramlardan ne anlaşılmış olduğuna bir bakmak lazım. Hemen belirtelim. Burada birinci kavramımız inayet kavramıdır. İnayet kavramını daha çok İslam toplumunda filozoflar kullanmışlardır. Buradaki anlamıyla. Filozoflar deyince de hangi filozoflar? Aristo, Eflatun, Platon değil. İslam toplumunda, İslam filozofu dediğimiz Müslüman filozoflar, hakimler kullanıyor. Hemen hemen İslam filozofu diyebileceğimiz bütün filozoflar aşağı yukarı bu görüşe sahip olmakla birlikte bu kelimeyi kullanarak ona özel anlam yükleyip tarif ve tanımını yaparak kullanılan üç büyük filozof var. Bunlar aşağı yukarı bizim toplumumuzda herkes tarafından, bilinen, büyük çoğunluk tarafından duyulmuşdur da görüşleri bilinmiyor olabilir. Bunlar işte Farabi, 10. yüzyıl. Arkasından onun görüşlerini takip ettirip geliştiren 11. yüzyıl İbn-i Sina var. Ve ondan sonra da 12. yüzyılın ikinci yarısında Endülüs'te yaşamış İbn-i Rüşd diyebildiğimiz filozof var. Bu üç filozof da bizim büyük filozoflar diyebileceğimiz filozoflar. Farabi Allah'ın inayetinin büyük küçük alemin her parçasında bulunduğunu söyler. Farabi'nin buradan anladığı şey alemdeki varlıklar arasındaki karşılıklı uyum, karşılıklı uygunluk anlayışıdır. Yani alemde diyelim ki şöyle bir bitki var, değil mi? Alemde büyük galaksiler var, gezegenler var, insan var, canlı çeşitleri var. Onlardan bir tanesi de insan söz gelimi. Bitkiler var, toprak, su, hava, her neyse bu
dünyada ve hem de gökyüzünde her ne varsa bütün bu varlıklar arasında bulunduğu şeyle, bütünle bir uygunluk vardır. Yani insan bedenini aldığınızda efendim kalple beyin, beyinle sinir sistemi, sinir sistemiyle diğer organlar arasında zorunlu olan ve bunlar bozulmadıkça ortaya ahenk çıkan, mükemmellik çıkan bir durum söz konusudur. İnayet derken kastettiği şey budur. Yani Allah'ın alemde büyük küçük her varlıkta inayet vardır derken. İbn Sina daha biraz daha açıklar bu Farabi'de kısa geçilen inayet anlayışını. Aşağı yukarı temelde aynı görüştür. İbn Sina'nın inayetle kastettiği şu: Allah kendisini ve Allah ezeli varlık olduğuna göre o var, başka bir şey yok zaten, değil mi? Evet. Dolayısıyla Allah ezelden de bilgi sahibi ise, yani bilen ise neyi bilecektir? Kendisini bilecektir. Allah'ın kendisini bilmesinden bu alem meydana gelir. Bütünüyle varlıklar. Ama nasıl gelir? En mükemmel bir düzenle, en mükemmel bir şekilde gelip, en mükemmel bir şekilde işleyişi olarak bu düzenin işleyişine inayet diyor. Evet. Yani hocam bu düsturu muavenet diyeceğimiz belki yardımlaşma ilkesi çerçevesinde bütün herkes birbirine pozitif, yani her varlık birbirinin şimdi yaşamı için pozitif ortam. Şimdi bu evrenle alakalı ortam. Görüş. Yani evet hocam. Bütünüyle varlıkla ilgili. Bunu her bir varlığın türüne ve her bir türün bireyine indirgediğinde biraz önce söylediğimiz, mesela insan bireyini yapı taşları nedir? Fizyolojisi, değil mi? Fizyonomi. Organları var. Bunlar arasında işte birbiriyle çalışırken ne var? Bir uygunluk var. Yani insan iki gözlü, işte dört gözlü değil. Söz gelimi, değil mi? Gözleri arkada değil, önde mesela. Gözleriyle burnu. Gözü var. Şimdi biz kirpikleri çok şey görebiliriz ilk bakışta. Çok anlamsız görebiliriz. Niye burası böyle açık değil? Oysa kirpik ve kaşların gözün korunmasındaki fonksiyonunu, işlevini bildiğimizde burada nasıl bir yaratılış olduğunu en basit bir şekilde anlarız. Dolayısıyla bütün varlıklarda bu birbirini bir bireyi, bir varlığın herhangi bir ferdini meydana getiren organlar arasındaki bu uyumdan tut da alemdeki bütün varlık türlerinin birbiriyle olan ilişkisi ne kadar? İşte bitkiler dünyası var ama bitkilerin besleneceği altında bir toprak ve toprağın içinde barındırdığı değişik madenler, mineraller falan var, değil mi? Her bitki, her toprakla yetişiyor mu? Yetişmiyor. Uygun şey lazım. İşte kastedilen şey o. İşte o bitkiyi yetiştirecek uygun bir toprak lazım. Toprakı oluşturan minerallerle falan birlikte. Her canlı, her bitki yiyor mu? Yemiyor. Onda da bir seçme var. Kendi yapısına uygun olarak. Ve bütün bunlardan ötede eğer bizim filozoflarımıza göre şey vardır, insan bu varoluşun gayesi, nihai noktasıdır. Hedef varlıktır, gaye varlıktır. İnsan yaratıldığında bu yaratılış zinciri, halkası tamamlanmış olur. Tamam mı? Evet hocam. Ve bütün bu yaratmalar geriye doğru gidildiğinde sanki insan için yaratılmış bir durum arz eder.
Evet, İbn Sina'nın görüşü inayetle ilgili esasen bu. İnayet dedi ki daha çok filozoflar dillendiriyorlar. İslam düşüncesinde, ilminde kelam ilmi diye bilim var. Kelamcılar da meseleye yaklaşır ama onlar daha çok bu tür bir sistem içinde ona anlam vermek yerine Allah'ın işte varlıklara ve bu arada özellikle de insana yardımı şeklinde bir anlayış var. Onun dışında tasavvuf ehli dediğimiz sufiler, tasavvuflar var. Onlar da inayeti Allah'ın aleme ve insana biraz lütfu diye anlarlar. Biz böylece yeni bir terimle karşı karşıya kalmış oluruz. Lütuf. Lütuf kelimesi. Lütuf. Lütufla ilgili de çeşitli açıklamalar var İslam düşüncesinde. En belirgin, en öne çıkan, göze çarpan lütuf anlayışı kelamda Mutezile diye neredeyse kelamın kurucuları olarak kabul edilen bir ekol var. Daha çok biraz akılcı yaklaşımlarıyla konulara yaklaştığı için eleştirilmiştir falan ama onlardan büyük Mutezili kelamcısı 11. yüzyıl yine Kadı Abdülcebbar diye bir evet hocam. Alim var. Esasen Mutezile'nin görüşlerini falan da derleyip toparlayıp bize kadar aktaran kişi. Eserlerin birçoğu başkalarına gelememiş. Onunla geliyoruz. Şimdi orada şunu söylüyor o. Şimdi insan aklıyla iyi ve güzeli, doğru ve yanlışı bilebilir. Yani insan aklında böyle bir şey vardır. Allah adildir ve hikmet sahibidir, hakimdir. Bu görüşe göre. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı ve yaptığı işler arasında hikmete aykırı, güzel olmayan, çirkin bir şey bulunmaz. Ancak Allah insana, insan aklına bu doğruyu ve yanlışı bilme özelliğini vermesine rağmen bir de peygamberler gönderir. İşte Allah'ın peygamber göndermesi, peygamberlerle bir din göndermesi dolayısıyla insanları belli fiillerle, belli amellerle mükellef tutması onun bir lütfudur. Niye? Çünkü herkes araştırıp araştırarak hayatın sonuna kadar belki neyin doğru, neyin yanlış olabileceğini bulabilecektir. Oysa Allah onlara, değil mi? Peygamber göndererek, onların yine aklına hitap ederek neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bildirmesi bir lütuftur. Ve Allah'ın lütfu filozoflarda olduğu gibi onların inayet anlayışında bütün varlığa ait bir şey vardı ya, düzen, uygun evet, falan. Uygun. Burada insanla alakalı bir şey oluyor. Ahlaki bir boyut kazanıyor. Dini bir boyut kazanıyor. Lütuf terimi Mutezili'de. Böylece Allah'ın varlıkla ilişkisinin bir bütün varlığı, bütün alemi var etme, yaratma, onlara uygun kabiliyetler birbiriyle uyumlu olması için vermesinin yanında insanlara da onların hayatlarını salih ve uygun olması düzenlemeleri için bir din göndermiş. Evet oluyor, hocam. Peygamber göndermiş oluyor. İşte bu onun insanlara olan lütfu oluyor.
Evet hocam. Sanki tabii, bitiyoruz gibi yani. Şöyle hocam. Gene. Tabii biz inayet, lütuf, rahmet kavramına daha gelmeden Bitirdik diyor süremizi aslında. bitirdik ama önümüzdeki programda hocam rahmet kavramını da, ki bizim asıl üzerinde duracağımız kavram rahmet olacak. İnayet, lütuf adımlarından sonra, çünkü inayet bütün evrenin varlıklarının bir arada pozitif ortam birbirine sağlayarak var olması, uygunluk içinde. İşte lütuf insana, Lütufta o pozitif ortam, insan için pozitif ortam insan sağlama. için pozitif ortamı Allah din göndererek, peygamber göndererek lütufla sağlıyor. Şimdi ondan sonrasında da rahmet nasıl Evet, gerçekleşiyor? asıl yani biz şey yapıyoruz işte. Doğrudan kavrama girmek yerine rahmetin de daha iyi anlaşılması için ona gelen yolu, değil mi? Evet hocam. Oraya çıkan merdivenleri falan da göstermiş Evet oluyoruz. hocam, Biraz belki belki konuyu dağıttık. Bundan sonrası ilahi rahmet evet hocam. nedir? Nasıl, ne anlaşılması Yani gerekir? Varlıkla ilişkisi nedir? Bizimle ilişkisi nedir rahmetin, onu inşallah çekemeyeceği yükü yüklememe, yükledikleri onu arasında da kolayını. bir bakacağız işte Evet yani hocam. ne nasıl geçiyor falan. İnşallah hocam, önümüzdeki programda değerli izleyiciler, rahmet, ilahi rahmetin ne olduğunu empatiyle kıyaslayarak ilahi rahmetten ne anlamamız gerektiğine dair bilgiler vermeye çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve sağlıcakla kalınız diyoruz. Allah'a emanet olunuz.